Afyon Karahisar. Gizemli şehir diyorlar. Ama artık gizem yavaş yavaş kalkmaya başladı. Çünkü 3 yıldan beri Motokros Dünya Şampiyonası ile birlikte Afyon Karahisar bütün dünya tarafından artık tanınıyor. Bu sene 3. senemiz ilk 2 sene işler güzeldi. 3. sene tecrübemiz daha da arttı ve gerçekten harika bir ortam, muhteşem bir parkur bizi bekliyor. Yanında Türkiye Musulet Federasyonu As Başkanı Sayın Mahmut Nedim Akülke var. Mahmut abi, e bu sene daha çok tecrübe kazandık. Bu sene işlerimiz biraz daha kolay gibi gözüküyor ama çok şey eklendi. Sizden dinleyelim bu sene ne farklılıklar var? Tabii aslında e, 2020'yi yapamamamız bizleri bir kere e, acıktırdı, özletti. İnanılmaz bir özlem duydu. E, değerli izleyicilerimiz de aynı kez... E, bu özlemin içinde kaldılar. motorsporu sevdalıları, motorsporu sevenleri de bu özlem içindeydi. Bir yıllık aradan sonra bizlerin mutlaka daha fazla üstüne koyarak 2018 ve 2019'dan sonra bir de çok da büyük bir sorumluluk üstlenmiştik. 2018'de en iyi pist, en iyi parkur ödülü, arkasından en iyi padok ödülüyle sürekli ödüllerle gelmiştik. Bu ödüllerden sonra bir yıllık korona arasından sonra gerçekten bu yıl bizim de işimiz zordu ama iki yıl bir tecrübesi vardı. Inanılmaz bir ekip ve inanılmaz bir kadro var. Ee, bu kadro bizlere daha iyisini yap, yap, yapmak için her türlü şartlara şartlar da elverişliydi. Başta valiliğimizin ve belediye başkanımızın, tüm belediye çalışanlarının, kamunun, e, tüm STK'ların, e, ulusal basının, yerel basının, inanın Afyon Afyonkarahisar'da e, herkes bu organizasyon için elini taşın altına koydu. Tabii bu aslında bizlerin işini e, bir yerde kolaylaştırırken bir yerde de çok ...çok çok daha zorlaştırdı. Çünkü büyük bir sorumluluk verdi. Bu sorumluluk çerçevesinde... E, ...Türkiye Motofest'i... ...iki senedir Afyon Motofest olarak yapılan festivali... ...Türkiye Motofest'e çevirdik. E, ulusal e, bir festivale... ...yanı sıra uluslararası bir festivale dönüştürdük. Bunun yanı sıra... E, ...geçmiş yılların üstüne koyarak... ...stand sayılarımızı, izleyici sayımızı... ...ve e, 2018'de... E, ...15 bin, e, 20 bin lerdeyken izleyicimiz 2019'da 40 bin e, misafirimiz oldu ama bu sene hedefimiz 100 bindi e, inanıyorum ki 100 bin'i e, gerçekten aşacağız e, ilk festivalin ilk iki günkü e, raporları bunu bize çok net olarak gösteriyor tabii bizler bizler bu sorumluluklarda neleri aldık e, festival böyle büyüyünce dünya şampiyonası e, Türkiye'ye e, ee, of Türkiye 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacaktı. Bizler için inanılmaz bir sürpriz geldi FIM'den. FIM e, gerçekten e, Türkiye'yi, Türkiye'nin sağlık sistemini, e, sağlık sistemine büyük övgüler yağdırarak e, MXGP of Afyon adını kullanmak üzere bize, bizlere, Afyon Karahisar'ımıza ve ülkemize ikinci dünya şampiyonasını da verdiler. Bu da bizim üzerimizde çok büyük bir sorumluluktu. İki günde, üç günde bitirdiğimiz bir organizasyon 8 güne yayıldı. Gerçekten inanılmaz bir çalışma var. Bunun yanı sıra hep ilkleri yaşadık Afyon Karahisar'da gizemli şehir Afyon'da. Bu sene Dünya Kadınlar Şampiyonasında bir pırıl pırıl bir kızımız yarışıyor. 16 yaşında Irmak 5 yaşından beri yarışıyor. İnşallah bizleri e, utandırmayacak. Ondan çok şey beklemiyoruz ama yarışı bitirmesini bekliyoruz. E, bu onun için çok büyük bir tecrübe. Çünkü Türk kadınının gücünü de zaferin kazanıldığı topraklarda gösterecek. Bu bizim için çok anlamlı. Mahmut abi biliyorum çok yoğunsunuz. Çünkü sizi her yerde görüyoruz. Sahnenin orada görüyoruz. Skybox'ta görüyoruz. Çok yoğunsunuz. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum ama e, bu seneki organizasyon son olacağı söyleniyor. Acaba devam edecek mi MXGP Türkiye'de? Bu konuda FIM'le ve Utah Stream'le TMF'nin bir görüşmesi var mı? Tabii şu anda görüşmeler devam ediyor. Ee, biz o yetkiyi aldık. Ee, iki yıl yılda yapabiliriz. Ee yani çok büyük bir terslik olmazsa önümüzdeki iki yılda e, MXGP of Turkey e, Türkiye'ye gelecek. Bu çok güzel bir haber ve tabii ki şunu da unutmuyoruz. Yaptığınız paylaşımlarda harekete geç hashtagimizle yaparsınız paylaşımları MXGP'nin ve Türk MXGP'nin sosyal medya hesaplarından bu paylaşımları e, paylaşacağız biz de. Siz de görebilirsiniz kendi paylaşımlarınızı. E, Mahmut abi işinizin çok yoğun sizi daha tutmayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar ve bol şans diliyoruz. Türkiye Moto Fest ve MXGP Afyon ve Türkiye devam edecek. Bizlerle kalın.